Mesela kilo vermek isteyen kişi günde salatalarında veya yemeklerinde hani hepsinin toplamında ne kadar zeytinyağı tüketmeli ya da tüketmeli mi? Tüketmemeli mi? Şimdi toplam aldığınız enerjinin yağdan gelen yüzdesinin %20-25'i geçmemesi gerekiyor zayıflama ya da sağlıklı beslenme programlarında. Dolayısıyla da bir görünen yağ var, bir de görünmeyen yağ var biliyorsunuz. Şimdi et yediğiniz zaman yağ alıyorsunuz, peynir yediğinizde de alıyorsunuz. O zaman ne yapıyoruz? Yemeklere koyduğumuz yağ miktarını sınırlamamız gerekiyor. Ben diyorum ki danışanlarıma, eğer yemek yanında küçük bir salata kullanıyorsanız bir tatlı kaşığını geçmeyecek şekilde zeytinyağı kullanın. Ama bir de biliyorsunuz bu tavuklu salatalar, işte peynirli salatalar gibi büyük salatalar var. Onlarda da ayrıca yanında sebze yemeği yemediğiniz için az yağ aldığınız için bir yemek kaşığı zeytinyağı kullanın diyorum. Eğer bu ölçüye uyarsanız hiçbir problem yok. Sebzenizi de söylediğim gibi 2 servis kaşığı kullanarak zeytinyağı tüketiyorsanız yine sağlıklı besleniyorsunuz demek. Ama bir de şöyle bilinen bir yanlış var. Derler ki zeytinyağlı yemekleri pişirin ondan sonra üzerine yağını dökün. Böyle bir şey yok. Ha ya pişirirken. Bunlar yanlış. Bakın bunlarla ilgili benim esas konum hani zayıflama tabii esas konum gibi gözükse de esas üniversitede de ders veriyorum çünkü besin kimyası. Yani besinlerin pişirilmesi, hazırlanması, saklanması sırasında oluşan değişiklikler. Hmm. Dolayısıyla ben hayatımda hiçbir bilgi taramamda görmediğim bir şeyi bazı insanların dilinde görüyorum. Diyorlar ki sebzenizi pişirin, zeytinyağınızı üzerine dökün. Çünkü zeytinyağı yanar, işte kötü i̇şte şeyler ortaya çıkar. Bengül Hanım her şeyde o kadar çok bilgi kirliliği var ki. Hani bir, kimisi diyor ki işte 3 öğreneceksin, kimisi 6, kimisi 9. Sizin de kafanız. Kafa her şeyde olduğu gibi tabii ki karışıyor tabii. Yani kafa.